aslında hani daha çok da Twitch'te yayın yapmak istememin sebeplerinden bir tanesi şu anki konuları konuşmak, şu anki mevzuları birazcık anlatabiliyor olmak. Çünkü ben meditasyon yapmaya başladıktan sonra ya da yoga yapmaya başladıktan sonra işin birazcık daha felsefi kısımlarına girmeye başladıktan sonra etrafındaki insanların hiç bilgisinin olmadığını fark ettim. Hani sen kimsin ki oturacaksın da bize bunun felsefesini anlatacaksın kısmından ziyade bilgilerimi paylaşmak istiyorum. Beni ne yönde değiştirdiler? Sizi nasıl değiştirebilirler? Hani bunu hayatınızda nereye konumlandırabilirsiniz? Hayatınızla nasıl entegre edebilirsiniz gibi bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Aslında böyle kısaca her sohbet muhabbete hani anlatmaya gerek var mı sanmıyorum ama ne zamandan beri? Yaklaşık bir yıldan beri yoga eğitmenlik eğitimi alıp tamamlayıp eğitmen oldum ve hala olmaktayım. Olmaya devam ediyorum. Aslında hani yoga yapmak, hani oradaki zor hareketleri yapmak, işte güneşi selamlamak, işte bacağını alıp kafana getirmek falan değil orada mevzu. Aslında hani herkes yoga 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 diyor ama asıl mevzu meditasyon. Meditasyondan kastım da şu: insanın kendi kendine kalabilmesi, insanın kendi nefesine odaklanabilmesi. Buradaki gerçek mevzu bu. Hani nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor, birçok tekniği var. Ama en basiti gözleriniz kapalı, aklınıza gelen düşüncelere kapılmadan sadece burnunuzdan aldığınız nefese odaklanabilmeniz. Burnundan al ve burnundan var. Ne kadar dayanabilirsin, ne kadar kendini mücadele edebilirsin? Bu çok göreceli, kişiye göre çok fazla değişen bir olgu. Ama kendine bir timing yaptığında ya da böyle meditasyon uygulamaları falan var. Müziğin dışında sadece zaman ayarladığında da telefondaki alarmın. Hani yarım saat dediğinde ve hani ölsem de ben yarım saat gözümü açmayacağım. Bacağım ağrısa da işte kolum acısa da bir türlü odaklanamıyorum. Aklıma, zihnime bir sürü şeyler geliyor desen de o dakika çalmadan gözlerini açmayacaksın. Asıl aslında burada kendinle mücadelen, savaşın burada başlıyor. Çünkü hani insan beyni, insan zihni bayağı bildiğin maymun iştahlı. Hani aklına bir şey geliyor, oradan oraya atlıyor, oradan bunu çıkartıyor vesaire vesaire. Bir sürü farklı şey gelebiliyor. Bir anda kendini oha 10 dakikalık zaman dilimini geçirmiş ve hani hiç farkında olmamış olduğun bir yerde görebiliyorsun. Ve bunu meditasyon içindeyken fark etmek çok önemli. Okey, tamam, bunu fark ettin. Dön tekrar nefesine. Unut biraz önce aklından geçenleri. Kendine ve zihnine tamam, şimdi nefesimi izliyorum. Meditasyona tekrardan ben geri döndüm dediğinde aslında ilk etaplardayken kendini yakaladığın belki 2 dakika, belki 5 dakika bile gerçekten senin zihnini eğitmene yardımcı oluyor. Zaten burada yaptığın en önemli şey zihnini eğitebilmek. Kendi kafandaki o kalıpları kırabilmek. Sana bu zamana kadar ailenden, okulda, arkadaşlarından ya da çevrenden ya da bir şekilde öğrenmiş olduğun bütün bilgileri aslında yıkmak. Başka yaptığın bir şey yok. Burada aslında karakterini değiştirmeyi öğreniyorsun, bedeni değiştirmeyi öğreniyorsun, zihin yapını değiştirmeyi öğreniyorsun. Belki çok sinirlisindir. Artık hani öyle bir yere geliyorsun ki hani sinirlenecek bir şey görmüyorsun. Çünkü onun öyle olmadığını biliyorsun. Hani o evrendeki matematiği artık algılamaya başlıyorsun. Hani şuralarda değil artık böyle buralarda falan geziyorsun. Bu aslında gerçekten çok güzel bir şey. İster istemez bakış açını değiştiriyor. Kendini daha fazla tanımana yardımcı oluyor. Yani şöyle de bir şey yok, hani atıyorum 5 dakika boyunca sen meditasyon yapabiliyorsan eğer, bu senin için 5 dakikaysa, ya ben 5 dakika yapıyorum zaten işe yaramayacak gibi kesinlikle düşünme. Bunun zamanı gerçekten yok. Şöyle hani meditasyon yapmak ve yapmamak var. Yani asıl önemli olan burada gerçekten
Hani sabredip, kendine sabredip ya da o seçimi yapabilmek her şeye rağmen. Sabah uyandığında belki bir yarım saatini verebilmek. Bu arada isimleriniz gelmiyor. Takip eden sevgili arkadaşlarım, özür dilerim, çok özür dilerim ama ekrana şu an yansımadı. İsminizi ya da kim olduğunuzu bir hi, hello, chat'e bir ses verirseniz oradan görürüm. Çünkü ekranda şu an yansımadı, anlamadım. Neyse, konuya tekrardan geri dönüyorum. Ne diyordum? Aslında hani ben meditasyon yapamıyorum, ben nefesimde kalamıyorum, aklıma çok fazla düşünceler geliyor. Ne yapacağımı bilmiyorum değil. Gerçekten iki seçenek var burada. Yapmak ve yapmamak. İyi yapmak, kötü yapmak. 15 dakika boyunca sadece nefesime odaklandım. Aklıma hiç düşünce gelmedi değil. Öyle bir zaman dilimini yakalıyorsunuz ki orada gerçekten zamanı kırmayı öğreniyorsunuz. Gerçekten gözünü kapatıp açtığında hani bazen dersin ya, oha yarım saat nasıl geçmiş anlamadım. Bunu kendi içinde, kendine kalarak, kendi nefesinde, o anda kalarak yaptığında zaten gerçek meditasyona ulaşmış oluyorsun. Bu arada hani sadece ben şu an basit bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Evet, hani nefesinde kaldım. Gerçekten de artık kalabiliyorum. Belki 1 saat, 1,5 saat oturabiliyorum hani ilerleyen zamanlarda. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Her defasında aslında böyle zihnin farklı kapılarını açıp kendinle tanışıyorsun. Her meditasyon yaptığında farkında olmadan sen gerçekten kendine odaklandığında şu oluyor. Kendine bir şey görüyorsun. Mesela aklına atıyorum 15 yıl önce bir kare geliyor, bir anı geliyor ya sana söylenen bir söz geliyor. Ve o sözün senin hayatında şu an neyi etkilediğini sen fark ediyorsun. Belki sana o zaman başarısız olduğunu söylediler. Belki çok güzel olduğunu söylediler. Bu arada söylenenler ya da yaşananlar iyi ya da kötü olarak algılamayın, algılamamaya çalışın. Çünkü aslında iyiyi de bize öğretildiği gibi yorumluyoruz, kötüyü de. Belki iyi ya da kötü diye bir şey yok. Yani belki değil, yok. Tamamen duruma göre vermiş olduğunuz isimlerden kaynaklanıyor. Başka hiçbir şeyden değil. Ne diyordum? Mesela o 15 yıl önce sana söylenen bir söz senin hayatını öyle bir yönlendirmiştir ki seni kendinden, seni kendi öz benliğinden uzaklaştırmıştır. Sen mesela meditasyondayken bunun farkına varabilirsin. Ve bu bazen insanı çok duygulandırıyor, bazen çok sinirlendiriyor, bazen çok mutlu ediyor. Mesela birisine karşı soğuk olduğunu düşün. Hani belki sevmediğini düşün. Onun neden sevmediğinin asıl sebebini görebiliyorsun. Ve bu aslında gerçekten seni tanımak, yani sen kendi senini, benini tanımak. Başka hiçbir şey değil. Meditasyon böyle bir yerdeyken yoga aslında nerede? İsminizi göremiyorum. Lütfen bir şey yazın. İsminizi okuyayım. Kusura bakmayın, neden şu an ekrana yansımıyor? Hiçbir fikrim yok. Çünkü yarım saat önceki yayında gayet geliyorlardı. Özür dilerim. Tekrardan özür dilerim. Ne diyorduk? Meditasyon hayatımızda hani buradayken yoga nerede? Ya da biz yogayı nasıl konumlandırabiliriz? Şöyle bir şey. Mesela çocukken bu hani belki daha önce duymuş olduğunuz ya da verilen bir örnek ama çok basit ama gerçekten hayatınızı yönlendiren bir şey. İlkokula gittiğiniz zamanları düşünün ya da sokakta serbestçe oynadığınız zamanları hayal edin. Gerçekten hiçbir şeyden korkmuyorduk. Hani düşmekten korkmuyorduk. Hani mesela erkekler deli gibi maç yapıyorlar ya da işte ne bileyim hani bu maç değil saklambaç da olabilir. Aynı şeyi hepimiz yapıyorduk. Düşmekten, atlamaktan, hoplamaktan, zıplamaktan korkmuyorduk. Neden? Çünkü bize bunun bizim canımızı acıtacağı hani öğretilmemişti belki de. Ben oradan atlarken hani canımın yanacağını evet sonradan anlıyordum, sonradan algılıyordum. Ama bu bana öğretilen acı kavramı bile bir kalıp. Bana öğretildi çünkü. Ben belki böyle hissetmeyecektim. Belki arkadaşım düştüğünü gördüm. Düştüğünde ağladı ve ben de düştüğümde ağlama refleksiyle hayatıma devam ettim. Zihin, beyin aslında böyle copy paste'e devam eden bir şey. O yüzden dönüp dönüp
ben neyi nasıl yapıyorum ya da niçin yapıyorum kısmında meditasyonla bunu tanımlayıp yogayı hayatına sokuyorsun. Yogaya gelirsek eğer, mesela yogada zihin sürekli düşünüyor. Sürekli bir şeylerde meşgul. Hani okulda oluyoruz, dersi dinleyemiyoruz, işe gidiyoruz, yolda bir şey görüyoruz, dalıyoruz, trafik kazası hani oluyor. Bir sürü şeyler yaşanıyor. Yeri geliyor ki hani arkadaş ortamında sohbet ederken bile bir anda konu kopabiliyorsun. Çok normal şeyler bu arada, bu bahsettiğim şeyler hani hepimizin başına geliyor. Orada hani görmeni istediğim şey zihnin ne kadar kaçtığı. Belki o muhabbet seni o an açmıyor ve sen orada hayaller aleminde başka şeyler düşünüyorsun. Ama bedenini fiziken kullanmaya başladığında başka bir şey düşünmen biraz daha zorlaşıyor. Çünkü oraya odaklanman gerekir ki kolunu ileriye uzat, bacağını arkaya gönder ya da pozun içindeyken düşmemeye çalışmak full konsantrasyon isteyen bir şey. Bedenini çalıştırırken orada aslında zihnini çalıştırıyorsun. Zor kısmı böyle hani kulağını buradan değil de buradan yakalamak gibi bir şey aslında yoga yapmak. Meditasyon aslında daha basit, daha pratik, seni aslında istediğin yere daha hızlı götürecek bir şey. Ama orada odaklanmakta sorun yaşadığımız için sürekli ondan kaçıyoruz. Sürekli böyle boş boş oturmak, gözlerin kapalı odaklanmaya çalışmak sanki yapılan gereksiz bir işmiş gibi geliyor. Ama onun arka tarafında kendini nasıl tanımak istediğini, hayatını nasıl yönlendirmek istediğini ya da nasıl yönlendirebileceğini bildiğinde ya da gördüğünde meditasyona oturmak o kadar zor gelmiyor. Ama bana bile zor geliyor, ben bunları biliyor olmama rağmen. Çünkü hani diyorum ya, zihin sürekli bana bir bahane üretiyor, sürekli benim karşıma bir şeyler çıkartıyor. Mesela ilk önce belki de herkes gibi ya da birçoğumuz gibi bir aktiviteye başlıyorsak, spor yapıyorsak, yoga yapıyorsak, fitness yapıyorsak, basket oynuyorsak, bunu artık hani teknoloji çağındayız. İnsanlar başkalarına göstermek için yaşıyor. Ben de mesela yogaya ilk başladığımda handstand yapmak istiyordum. Başka hiçbir hedefim yoktu. Ellerimin üzerine durabilmek istiyordum. Çünkü bu benim için bir başarıydı. Yani benim için başarılardan bir tanesiydi. Ben handstand yapabiliyorsam yoga yapabiliyorum demekti benim için. Ama şunu fark ettim ki mesela pozların isimlerini söylemeyeceğim ama hareketleri anlatarak size aktarmaya çalışacağım. Hani mesela ayaklarına başını götürmek aslında en basit, en temel pozmuş gibi bir şey. Fakat böyle 10 yıldan beri yoga yapan yabancı bir influencer şöyle bir şey yazmıştı. O zaman çok hoşuma gitmişti. İlk yıl handstand'da mükemmel durabiliyordum. Ama ayaklarımı başıma 4. yılın sonunda götürebildim. Aslında orada her poz senin zihninin kırılımlarını temsil ediyor. Aslında orada ayaklarını başına götürebilmek, tamamen kendine kapanabilmek, tamamen kendine dönebilmek, tamamen içine dönebilmeyi temsil ediyor. Handstand köklenmeyi temsil ediyor. Yani hepsinin farklı farklı aslında hizmet ettiği alanlar var. Ay şu an çok susadım. Çok fazla konuşmuyormuşum, onu fark ettim. bu arada sizler neler yapıyorsunuz? Hani yaptınız mı daha önce yoga, meditasyon, yorumlarınız neler? Yazarsanız okumaya çalışırım. Neyse, kaldığımız yerden devam edelim. Pozun içine girmeye çalıştığında mesela ilk önce ya da ne bileyim spor yapmaya başladığında, pozun içine girmekten bahsetmek, hemen bahsetmek istemiyorum. Hani spor yapmaya çalıştığında ya da bir şey yapmaya çalıştığında, yani sokakta yürüdüğünde bile insanlar artık fotoğrafını çekip like almasını istiyor. Çünkü o fotoğrafın beğenilmesi ya da like alması kendisinin takdir edildiğini, beğenildiğini, aslında orada bir ego tatmini var, yani başka bir şey yok. Orada da aslında yine zihnimizin oyununa maalesef yeniliyoruz. Kötü bir şey değil ama farkına varmak önemli. Yani insanın sonuçta hani beşer şaşar, maalesef öyle. Ama bunun ne kadar farkında olabildiğin önemli. Ben mesela şu an sizinle konuşurken eğer size anlatmak istediklerime odaklanmazsam 3 dakika sonra ben kilitlenirim.
Böyle bakarız birbirimize. Bunun gibi aslında başka hiçbir şey değil. Yani eğer okulda okuyorsak ödevimizi sunarken ki göstermiş olduğumuz o full konsantrasyon her şeyde yapmamız gerekir. Meditasyonda da yapmamız gerekir, yogada da yapmamız gerekir. Eğer basketçiysek baskette de yapmamız gerekir. Hiç fark etmez. Yapmak istediğin şeye odaklandığında aslında şöyle bir şey oluyor. Sen zaten zihnini eğitmiş oluyorsun. Eğer yaptığın işin hakkını veriyorsan, eğer bankacıysan ve bankadaki işlerini gerçekten hakkıyla yapıyorsan aslında zaten zihnini eğitmiş oluyorsun. Ama insan sürekli kaçıyor. Özellikle hani biz Türkler sürekli işin böyle bir arka tarafını araştırıyoruz. Hani ah bunu buradan kaçırabilir miyim acaba? Bunu şöyle yapabilir miyim? Bu böyle olur mu? Nedense sürekli bir toplumsal olarak kaçma eğilimimiz var. Bilmiyorum sebebini. Maalesef daha oraya kadar gelemedim. Hoş geldin. Biraz önceki yayını kaçırdın. Çünkü ben yapmıştım ve bitiriyordum ve sen son dakika geldin. O kadar üzüldüm ki anlatamam. Tekrar geldiğin için çok mutluyum. Hoş geldin. Ne diyorduk? Evet, sen belki bankacısın ama işin hakkıyla yapmadığın zaman zaten zihnini kullanmamış oluyorsun, konsantrasyonunu kullanmamış oluyorsun, yaptığın işin hakkını vermemiş oluyorsun. Ya bir kitapta şöyle bir şey okumuştum. Kitabın ismini hatırlarım muhtemelen biraz sonra. Bir temizlikçi aydınlanmış. Hani artık bu sürekli şeye gelir ya, işte yoga yapan, meditasyon yapan aydınlanıyor. Bu aydınlanmak ne aslında? Birazcık bunu da konuşmak lazım. Ya da aydınlandığında ne oluyor? Neyse, temizlikçi aydınlanmış. Ve ertesi günün temizliğini yapmaya devam etmiş. Çünkü onun aydınlanmasına sebep olan şey zaten yaptığı iş. Eğer bu arada ne demiş? İç güçten bakımının sorun değil. Hiç sıkıntı değil. İstediğin yerden dahi olabilirsin. Öpüyorum. Evet, ne diyordum? Evet, yani temizlikçi aydınlanmış ve ertesi gün gene yaptığı işleri yapmaya devam etmiş. Gidip yerleri süpürmüş, camları silmiş. Vesaire vesaire. Hani yaptığı şey her neyse zaten ona yetiyormuş. Çünkü yetmezse sen zaten kendini eksik tanımlarsın. Yetmezse zaten sen kendini yarım hissedersin. Yaptığın hiçbir şeyde tam olamazsın. Neden meditasyon yapıyoruz? Tekrar başa dönecek olursak, anda kalmak için. Anda kaldığın zaman içinde bulunduğun her halini kabul edersin. Kendine bak, kendini düşün, özelliklerini tart. Şu an beraber yapalım. Belki kapat gözlerini. Derin bir nefes al, burnundan ver, ağzından ver. Buraya getir. Yani buraya dediğim kendi zihnine getir konsantrasyonunu. İçinde bulunduğun hayata bak. Öğrenci misin, çalışıyor musun, okuyor musun? Yapmak istediklerin mi var, hayallerin mi var? Ve bunlar yokken, yapmak istediklerin eğer olmazken sen eksik misin? Hayır, değilsin. Sen bu haline tamsın ve mükemmelsin zaten. Sen bunun farkına vardığında her şey güzelleşiyor. Yani hani illa gerçekten galiba şeye demişti ya. Neyse, isimleri hiç hatırlayamam maalesef. Ya Leonardo DiCaprio demişti. Ya da Kaptan Jack Sparrow'un ismi neydi ya? Neyse. Ama galiba o demişti. Keşke herkesin gerçekten milyon dolarları olsa ve mutluluğun burada olmadığını görseler demişti. Bu benim çok hoşuma gitti. Yani ben bunu okuduğumda çok hoşuma gitmiştim. O benim için hani buradaki bir artist ya da oyuncudan buraya başka bir yere, daha çok bana yakın bir yere gelmişti. Bu kelimenin, bu lafın alt metnini okuyabilmek, algılayabilmek çok önemli. Şey gibi algılanmasını da istemiyorum açıkçası. İşte gelmiş karşıma konuşuyor. İşte işi gücü var, bilmem nesi var. Belki düzenini kurmuş. Merhaba, teşekkür ederim. Rüyalar hakkında ne düşünüyorum? Rüyalar, birazdan onda geleyim. Şu konuyu bitirdikten sonra hemen geleceğim ona. Teşekkür ederim. Gunrise, hoş geldin. Avukat ya da psikolog değilim.
Neyse, konumuza dönelim. En son yorumları okumaya çalışacağım. Konunun dağılmasını istemiyorum. Karşısına geçmiş de işte karşımıza geçmiş de her şey yolunda. Zaten işi gücü var. İşte kafası rahat. Meditasyonunu yapıyor, işte yogasını yapıyor. İşte şöyledir, böyledir değil. Bir, ben neden yogaya başladım ya da nasıl oldu biliyor musunuz? Bence ben bunu anlatırsam demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Böyle deli gibi falan, hani klasik Türk gencinin yapmış olduğu gibi işte sınavlara hazırlandık. Üniversite sınavları oydu buydu, sürekli bir başarı, sürekli bir koşturma peşindeydik hepimiz. Başarının göreceli olduğu değil, benim için başarılı olmak tek şeydi. Ve mesela ben bir yıl önce yaklaşık 10 yaşında ya da 7 yaşında yazmış olduğum bir günlükte ne buldum biliyor musunuz? Benim annem babam asla beni okul için ya da başka bir şey için, hiçbir şey için zorlamadılar. Bu çok büyük bir lüks. Ama ben sorumluluk sahibiydim. Bu da benim artımdı. Ben böyle sürekli eğer dersim varsa dersimi yapar, okula gideceksem okuluma gider. Böyle kendi halinde takılan, inek diyebileceğiniz bir tiptim. Ama böyle benim için başarı hani tek anahtardı yani. İlkokuldaki bir çocuğun günlüğünde neden yarın matematikten sınavım var, Allah'ım inşallah 5 alırım yazar. Ya bunun hiçbir açıklaması yok. Mesela ben bunu okuduğumda şöyle bir durdum ve kendime üzüldüm açıkçası. Ama hani çocuk haklı, okey tamam. Ama bu benim zihnimde neden oluşmuştu? Asıl önemli olan soru bu. Kendime dönüp baktığımda İlkokuldan beri, belki farkında olmadan, çocukluğumdan beri belki ailem beni birisiyle kıyasladı. Ben bunu başarıyla eşleştirdim. Ve daha iyi olmak için hep çalışkan oldum, hep şöyle oldum, hep böyle oldum. Farkında olmadan bunlarla geldim. Evet, bu bana farkında olmadan sorumluluk sahibi olmayı getirdi. Bu da okey, bu da güzel. Hani bana aslında güzel bir şey kattı. Ama ben farkında olmadan psikopat oldum. Benim için başarı... Yani eğer hani belki komik gelecek ama neden AA değil ya? Neden AA değil? Ben neden dereceye girmedim falan kafasında böyle geziyordum. Bu hiç iyi bir şey değil. Ne oldu peki? Her şey istediğim gibi oldu. Okulumu bitirdim. Çok güzel yere geldim. Yandılım yaptım. Çok güzel bir yerde stajımı yaptım. Çok güzel insanlarla tanıştım. Hiç hayal etmediğim bir yerde patladım. Yani patladım. Çünkü patlamam gerekiyordu. Çünkü... Yaşamak istediğimle asıl Aysu'nun özü birbirini tutmuyordu. Eğer ben o hayalin peşinden koşmaya devam etseydim, gerçekten belki hani herkesin saygı duyduğu ama hani klasiktir ya, içinde yalnız olan bir insan olacaktım. Çünkü kendimi tanıyamıyordum. Sonra işte sürekli böyle bir içimde kaoslar, sürekli bir arayış içindeyim. Çok güzel bir yerde çalışıyordum. Yanakları falan efsaneydi. Belki benim şımarıklığımdan dolayı, belki aradığımı bulamamaktan, belki de gerçekten bana hizmet etmediği için okey dedim, ben bu işte çalışmayacağım. Yok, hayır. Hayır, kesinlikle çalışmayacağım falan. Triplerle istifa ettim. Pişman mıyım? Hayır değilim, çünkü beni bu yola getirdi. Yani yaşamış olduklarımın pişmanlığını kesinlikle yaşamıyorum. Hepsi Aysun'u bana getirdi. Bu güzel bir şey. Yani dönüp geçmişe baktığımda ya benim başıma böyle bir şey geldi. Atıyorum annem bana bunu söyledi, babam bana bunu söyledi, patronum bana böyle yaptı. Yok şu şöyle dedi. Den ziyade sen ne yaptın? Yaptıklarından pişman olup olmaman. Burada önemli bir kilit. Kesinlikle pişman olma. Seni şu anki mükemmel haline getirdiği için ona teşekkür et. O haline, o halindeki işte kimsen. Ben o halimdeki Aysun'a teşekkür ediyorum. Çünkü o halimdeki Aysun o anki en iyi şeyleri zaten yaptım. Hani maksimum ne olabilirse onu yaptı ve beni buraya getirdi. Sonuç iyi ya da kötü, iyi ya da kötü yok da hani sonuç nasıl yorumlanırsa yorumlansın. Neyse, sonra ben çok garip bir şekilde 10 yıldır yakın arkadaşım olan bir arkadaşımla aynı iş yerine çalışmaya başladım. Hiç bilmediğim bir konu. Hiçbir şeyden haberim yok. Ama efsane bir özgüvenim var, size anlatamam. Ya ben bunu yaparım ya. 3 ayda falan okey kafasındayım. 1 yılda işi öğrendim. Ve bu beni resmen böyle
duvardan duvarlara falan vurdu. Ama şeyim hani inatçı da hani inatçıyım da ben biraz. İnadımdan da asla vazgeçmiyorum. Ben bu işi çözeceğim ya. Ben bu işi... Bu arada yazıları göremiyorum. Kimin şu an abone olduğunu göremiyorum. Şu an bir sıkıntı var. Özür dilerim. Kim takip ediyorsa, abone olduysa, yazarsa çok sevinirim. İsminizi hani okumak için söylüyorum. Kusura bakmayın. Tekrar devam ediyorum konuya. Ne diyorduk? Neyse. Want. Selam. Hoş geldin. Hoş geldin arkadaşım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neyse böyle efsane inatçıyım falan. Böyle deli gibi hırslıyım da. Yani öğrenmek istiyorum. Bu arada ben eş ağırlıkçıyım. Hani ne ondan ne ondan. Böyle mükemmel bir zekam yok. Ama okey anlıyorum yani aptal da değilim. Hani bir şey var. Bir ışıltı var yani o kadar da bitik halde değilim. Konu da şey. Yani şu an yaptığım iş. Ben bütçe raporlama uzmanıyım bu arada. Bu matematiğin dibi. Ama hani görmeniz lazım. Yani ben evet hani matematiğim kötü değildi. Ama şey de değilim hani bilmem neyin oranını alıp oradan da şunu 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 yaptığında hani bu sonuca varabilirsin. O kafa yoktu bende. Tek başına anlattığını hissettin mi? Hayır, hissetmedim. Gayet mutluyum ben şu an. Şu an sen varsın Arca. Niye tek başıma olayım ki? Bak bir sürü arkadaş var. Neyse. Hani bu dedim ki tamam okey. O tarafımı geliştirmem demek ki gerekiyormuş ki hayat bana bunu getirmiş. Karşıma bu gelmiş. Şu an yayın açısından. Okey tamam. Şu an düşürdük sıfır. Tamam. Tamamdır, okey. Teşekkür ederim. Tamam. Bu arada evet ya ben bir dakika ara verebilir miyim? Siz de eğer hani çay kahve bir şey almak istiyorsanız ya da okeyseniz sizi bir dakika bekleteceğim. 1 dakika sonra geliyorum. Ay geldim. I'm back. Selam tekrardan. Kaç yaşındayım? 6 Mayıs'ta 30 olacağım. Çok güzel değil mi? 30. Ne kadar güzel bir yaş. Ah, neyse. Ne diyorduk? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, neyse dedim ki tamam okey. Hiç bilmediğim bir konu. Hiç daha önce nasıl yapacağımı bile bilmiyorum. Ama okey. Raporlama yapmayı, bütçe yapmayı, bu Excel'lerin içine girmeyi, ileri Excel kullanmayı, işte bu toplantılardır, işte aklınıza ne geliyorsa böyle en yani ilginç böyle televizyonda, dizilerde falan olur ya, işte sürekli bir yönetim kurulu toplantısı, sürekli böyle bir raporlar, sürekli grafikler falan. Bir anda onun içine düştüm. Hiç bilmediğim bir şey olduğu için gerçekten çok ilgimi çekti. Hala da çekiyor ki hala yapmaya devam ediyorum. Bana bir sürü bakış açısı geliştirdi falan filan. Ama ben de hani işe başlarken dedim ki ya ben 3 ay sonra okeyim diyordum. 1 yıl oldu ya. 1 yıl. Neden olmuyor? Sonra fark ettim ki zaten 1 yılda öğreniyormuş. Neyse onu geç. Ama bu benim daha doğrusu özgüvenimi öyle bir yere getirdi ki kendimi sorgulamaya başladım. Ben doğru şeyi mi yapıyorum? Ben doğru iş mi yapıyorum? Aysun bundan mutlu mu? Ya da ben bunu ne kadar devam ettirebilirim? Kendimi sürekli sorgulamaya başladım. Ve bunun sonunda aslında aradığım şeyin başarı olmadığını fark ettim.
Çünkü ben çocukluğumdan beri sürekli ben başarı için çıldıran, hani sürekli başarı için bir şey yapan biriydim. Ve ah dedim Ayşe sen şu an başarısızsın farkında mısın? Yani bu arada ben kaç? Üçüncü yılıma gireceğim bir iki ay içinde falan şu an yapmış olduğum işte. Yani 2 yıldan beri falan yapabiliyorum diyeyim. 2 yıldan beri başarılıyım diyebilir miyim? Hala o başarı takıntım var mı bilmiyorum ama hayatımın son 1 yıldan beri işte meditasyon, yoga vesaire girdiği için daha da farklı bakmaya başladım. Ya böyle insan hani yani bilmiyorum siz kaç yaşındasınız ya da neler yaşıyorsunuz? Aslında hikayeler hep aynı, farkında mısınız? Yani benimkisi İstanbul'da bilmem şu şirketinde bu yoldan geçerken gidiyor. Seninki işte okula giderken ya da anne babanla yaşamış olduğun çatışmanın içine geçiyor. Hepsi aynı yere çıkıyor aslında. Hepsi seni kendine tanıştırmaya, kendini buluşturmaya hizmet ediyor. Bu çok güzel bir şey. Yani benim evimle mesela işim arası aynen öyle yani. Aynı hikayeler, farklı anlatımlar. Ama dediğim gibi hani anlatımlar farklı. İşin güzel tarafı hizmet ettiği yer de aynı. Hepsi kendini buldurmaya yönelik bunların. Neyse benim evimle işim arası yaklaşık böyle bir 2 saat falan sürüyor. Trafik olduğunda ben eve 3 saatte falan geliyorum bazen ve çıldırdığım oluyor. Bu arada hoş geldin. İsmini göremiyorum. Özür dilerim. Teknik bir sıkıntı yaşıyorum. Sebebini bilmiyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Ne diyordum? Ha işte böyle evimle işim arası ben uzak. Sürekli ben böyle dertleniyorum. Allah'ım sürekli moklardayım. Taşınsam mı taşınamıyorum. Başka bir sürü şey oluyor. Ev almak istiyorum. Ev alamıyorum. Bir anda böyle Türkiye işte ekonomisi yerle bir oluyor. Başka şeyler, sürekli başka sebepler, başka sorunlar. Bir gün yolda bir kızla karşılaştım. Uzunçayır'a indim. Metrobüse bineceğim. Kız böyle bilirsiniz hani metrobüsün oradaki sol tarafta bir büfe var. Kız büfenin orada bir dedim ya başı dönüyor ve o zaman da Ramazan ayıydı gene. Ya dedim kız oruç ilk günleri falandı. Ya dedim başı dönüyor bir şey oldu. Yani ya da hamile hani kıza bir şey oluyor. Kız bayılmak üzereydi. Kollarından zor tuttum. Allah'tan diğer insanlar geldi falan. Hemen böyle bir su verdik. İşte şekerdi, bir şeydi falan. Kız ama o kadar kötü oldu ki diğer insanlar gitti. Kızın yanında kaldım ve bırakamıyorum kızı. Kız resmen kollarımda. Neyse, sonunda kız kendini toparladı. Biz beraber bindik metrobüsü. Kızı karşıya geçirdim. Sohbet ettik falan. O gün şey dedim ya. Ve ben normalde o yolu kullanmıyorum. Kıza dedim yardım etmem gerekiyormuş ve bu yolun da belki bana katmış olduğu şey bu. Belki ben bu yolu 10 yıl gideceğim. Bilmiyorum. Ama bana katmış olduğu çok güzel bir şey var ve ben bunu hiç unutmayacağım. Ve o kız beni takip etmeye başladı. Ben onu takip etmeye başladım. Arkadaş olduk. Ve çok garip. Evet ilginç bir şekilde bazen böyle sinir bozucu bir şekilde pozitifimdir ya. Yani bu huyumu kırmak istiyorum ama kıramıyorum. Bilmiyorum neden. Bilmiyorum. Yani şu, ya şöyle bir şey. Ben depresif olduğum zaman hiç çekinmiyorum. Onu biliyorum. Sevap point. Aynen öyle ya. Sürekli bir sevap pointim artıyor da ne işe yarıyor? Tartışılır. Ya şöyle bir şey. Hani negatif olduğunda zaten her şey negatif. Yani baktığında şöyle bir dön ve hayatına baksana. Annene, babana, kardeşine, arkadaşlarına, müdürüne. Ya herkes aksi ya. Sokakta yürüdüğün, markette alışveriş yaptığın kasiyer bile aksi. Herkes aksi. Yani sen onlardan farklı olmalısın. Selam, hoş geldin. Sen ondan farklı olmalısın. Yani farkını o her şeyde böyle çiçekler, böcekler atarak, hani kelebekler uçuşarak, buralarda kalpler, emojiler çıkarak yaşayamazsın. Kesinlikle yaşayamazsın. Ama anlaman lazım ve onu anladığında zaten ya da anlamaya çalıştığında buluyorsun ya yolunu buluyorsun. Yani diyorsun ki okey tamam. Bengisu hoş geldin. Welcome. Yani böyle olmak zorundayız. Çünkü dediğim gibi beni onlardan ayıran belki en büyük şey bu. Ben şirkete girdiğimde ya da ben bir ortama girdiğimde şunu hissetmek beni iyi hissettiriyor.
Ya oh tamam işte hani Aysun geldi işte sohbet muhabbet daha da böyle güzelleşecek. Bu çok güzel bir şey. Ya da beni gördüğünde insanlar ya Aysun iyi ki geldin enerjimi değiştirdin. Of ya bu beni çok mutlu ediyor. Belki de böyle olması gerekir. Yani sen de böyle ol. Ya bu bir sürü sorunlar yaşıyoruz. Aynen bir sürü sorunlar yaşıyoruz. Ama hani sadece güldüklerimiz yanımıza kar kalıyor. Çünkü hani nefes, yaşam hepsi bitecek, hepsi geçecek. Ya evet hani ağlamak da çok güzel ya da üzülmek de çok güzel. Ya neye üzüldüğüne göre değişir. Orada aslında kendini bulmak. Kendini nerede buluyorsun? Kendini nerede iyi hissediyorsun? Bu arada yazıları da bir yandan okumaya çalışıyorum. Konuşurken odaklanamıyorum. Nerede çalışıyorum? Ya özel bir tekstil firmasında çalışıyorum. Enerji çok güzel cidden yayına girimden beri enerji artışı var. Ay çok sevindim gerçekten. Yani bu şöyle de bir şey arkadaşlar. Evet karşındaki insanın enerjisini hissediyorsun. Evet senin enerjin de artıyor ama ben de sizin enerjinizi de hissediyorum. Yani bu tamamen karşılıklı ve pozitif bir şey. Hoş geldin, kim olduğunu göremiyorum. Çok özür dilerim. Sistemsel bir sıkıntı var. Bir merhaba, bir şey yazarsan hani ismini okuyabileyim ya da seni görebileyim. Kusura bakma. Ne olursun. İnşallah diğer yayınlarda bunu çözmüş oluruz. Sebebini bilmiyorum. Yani yaklaşık böyle bir saat önce falan yayın yaptığımda çat çat gözüküyordu. Anlamadım. Ya farkında olmadan bir şeyin ayarını falan herhalde kapattım. Neyse. Yani şöyle bir şey. Enerji o kadar birbirine geçen bir şey ki bu bilimsel açıklanan bir durum. Bir insanın etrafındaki insanlardan ne kadar? 3 metre yakınındaki herkesin enerjisi birbirine geçiyor. Eğer senin okuldaki sıra arkadaşın, karşındaki müdürün kötü enerjiye sahipse ya da o an gerçekten üzgünse sen de üzülüyorsun. Hani etrafındaki her şeyi güzelleştirmek evet mümkün olmuyor. Bazen sen de diplerde oluyorsun. Ama sen kendini ne kadar motive edersen senin olmuş olduğun o motive ve enerjiyle karşındaki insan da yükselecek ve onun yüksekliği sana da geçecek. Yani bu gerçekten böyle bir değişik bir alışveriş. Gerçekten o beyin dalgaları, o beyin frekansları çok değişik çalışıyor. Hiç ummadığın yerlerden ummadığın şeyleri çağırabiliyorsun falan filan böyle. Onları böyle ileride belki birkaç zaman sonra anlatabilirim. Bir anda böyle metafiziğe geçmek istemiyorum. Ama hani evet enerji meselesi gerçekten çok önemli. Kendini bir de nerede görüyorsun? Nasıl görmek istiyorsun? Yani ben böyle sürekli somurtuk bir Aysun olmak istemiyorum. Gerçekten aynaya baktığımda kendimi çirkin görüyorum ya. Gerçekten çirkin görüyorum. Böyle gözüm falan kaymış. Saçım başım dağılmış. Böyle şişko ya da ne bileyim artık o an kendimi nasıl çirkin hissediyorsam. İlk yayınım sayılabilir aslında değil. Üçüncü yayınım olacak. Bundan önce bir tane meditasyon değil, yoga challenge yaptım. Onu da yayına kaydettim. Oradan izleyebilirsin. Diğeri yaklaşık böyle bir saat önce falan yaptık. Bitkiler ve bahçelerle alakalı. Çok mini bir sohbetti. Bu da işte şu an izlediğiniz. Ama muhtemelen ya şöyle olacak. Bu durumlar düzeldikten sonra her akşam ya da hafta sonu sürekli böyle yayın halinde olmayı planlıyorum. Çünkü şöyle bir şey, hani yeni gelenler için tekrar söyleyeceğim. Ben yoga eğitmeniyim. İşte enerji, yoga, meditasyon, bunları hayatıma nasıl kattım ve beni nasıl, ne yönde değiştirdi? Bunlardan şu an bahsediyoruz. Twitch yayınlarında da özellikle pratiklerimi paylaşmak istiyorum. Çünkü şöyle bir şey, hani bir algı var. Hoş bir algı değil. Algıdan kastım da şu. Hani kilolu insanlar yoga yapamayacağını düşünüyor. Ya da ne bileyim yoganın çok farklı bir şey olduğunu düşünüyorlar. Ya da böyle sadece bir pozun içinde om diyerek dakikalarca durduklarını falan sanıyorlar. Yoga böyle bir şey değil. Meditasyon böyle bir şey değil. Bu farklı bir yolculuk. Bunun ne olduğunu anlatmak için aslında ben bu kanala açtım. Birazcık da benim çenem düşük biraz. Çok az. Hani sizle böyle genelde sohbet ederiz falan diye açtım. Böyle bir şey. Neyse ne diyorduk? Günün sonunda kendimi bulmama hizmet ettim. İşte iş değiştirmem, yaşamış olduğum olaylar,
aklınıza ne geliyorsa, böyle saçma sapan ya da güzellikler. Mesela ben evliyim ve 11 yıl olacak neredeyse. 11 yıl önce tanıştığım ilk sevgilimle evlendim. Ve şöyle, yani baktığım zaman benim hayatımdaki en büyük hediyelerden bir tanesi. Olmaya da bilirdi. Yani bu tamamen bakış açısıyla alakalı. Hani birbirimizi sevmek, yani sevmemek değil, birbirimize kavga ettiğimiz, tartıştığımız, hani bir sürü şey yaptığımız, iyi ya da kötü yaşadığımız onlarca anı var. Ama her kavganın sonunda ya da her muhabbetin bitiminde ben şey diyebiliyorum. Bu bana bunu öğretti. Bu bana bunu kattı. Hani hayatınıza çekmiş olduğunuz insanlar da sizin aslında şansınızı belirliyor. Çene düşüklüğü olumlu bir meziyet mi gerçekten? Aa, Brahman mı? İsmi gerçekten Brahman mı? Brahman'ın... Brahman ya. Brahman. Okey, tamam. Ne, 24 yaşında vücuda esneklik kazandırabilir miyiz? Tabii ki ben 30 yaşıma gireceğim 6 Mayıs'ta. Ben 1 yıl önce yogaya başladım. Yani 28-29 yaşında ben yogaya başladım. Ve gayet iyi bir yerde olduğumu düşünüyorum. Ve bunun yaşla kesinlikle alakası yok. Mesela bu da en büyük algılardan bir tanesi. İşte yaşım şu, ben esneyemem. Arkadaşlar, yok böyle bir şey. Gerçekten yok böyle bir şey. Yani 70 yaşında ve 65 yaşında yogaya başlamış, benden daha ileri bir seviyede pratiği olan biri var tanıdığım hayatımda. Böyle hayran hayran izliyorum kendisini. Bu arada hocam, ondan bahsedeyim. Ya hocalarım daha doğrusu. 3 tane, bir sürü de. Asıl her daim ders aldığım Çetin Çetintaş. Çetin Çetintaş'ı tanıyor musunuz bilmiyorum ama bir yere not alın. Instagram sayfasında kitaplarını vesaire, YouTube'da videoları var. İzleyin. Yani bu adam insan mı diyorsun ilk önce gördüğünde? Çünkü hem enerjisi, hem yoga ile alakalı yaptıkları, hem söylemleri alıp seni çok farklı bir yere bırakıyor. Şey de olabilir, yani bu çok Çetin Hoca çok uç bir örnek de olabilir bazı insanlar için. Ya yok artık, hayır ben bunu yapamam diyebilir. Özellikle hani erkekler bir tık daha geride durmayı çok seviyorlar ya da bilmiyorum, yeniliklere kapalılar ya da bilmiyorum, yani o sebep her neyse yapamayacaklarını ya da o Türk algısından dolayı belki de hani olmaz ya, yok herhalde, işte biri bir şey söyler, erkek adam yapmaz falan moduna girip bir sürü şeylerden geri duruyorlar. Ama şöyle bir şey, kesinlikle bakın ve ilham alın. Yani ilham alacaksınız zaten gördüğünüzde. Neyse, benim en her gün böyle, hatta bu akşam, bugün cuma değil mi? Bugün saat 10'da bir canlı yayın olacak Instagram'da. Fırsatınız varsa dinleyin. Sadece bunu söylüyorum. Başarılı olmak için kendini nasıl motive ediyorsun? Bengüsü ya, biraz muhabbete geç katıldın ama şöyle söyleyeceğim. Artık başarılı olmak gibi bir kaygım kalmadı. Yani başarıyı kim nasıl tanımlıyor? Onu düşünmeye çalışıyorum ben artık. Yani onu düşünüyorum. Kendine göre gerçekten tamam, ben bunun hakkını verdim. Ben yaptığım işin sonuna kadar götürdüm, elimden gelen her şeyi yaptım diyorsan ve kafan gerçekten yastığa rahat koyuyorsan, sen başarılısın. Çünkü şu anki sen her şeyi mükemmel yapmış. Ama gerçekten yaptıysan, hani burada da kendi iç hani muhasebeni yapacaksın. Gerçekten kendine dürüstsen, okeysen, tamam, başarılısındır zaten. Yani bir dersen, buradan örnek vereceğim çok basit diye, bir dersen 80 almak, 90 almak başarı mı? Evet, başarı. Ama o çocuğun kapasitesini, o çocuğun nasıl çalıştığını, nasıl beslendiğini, hangi yollardan geçtiğini bilemezsin. O yüzden 70 aldığında ya da 50 aldığında, aa bu çocuk başarısız diyemezsin. Belki 50 o çocuğun en yüksek puanı. Bilemezsin yani. O yüzden başarıdan ziyade kendini nasıl motive ettiğin konusuna gelirsek, bunun üzerine bayağı bir konuşabiliriz. Daha kadınsı bir aktivite kalıbında olduğundan o algı mevcut. Ama ben çok meraklıyım açıkçası. Çok doğru, gerçekten olabilir. Ama yani benim
İki tane mentorum var. Yoga ile alakalı. Biri kadın, biri erkek. Burak Hoca ve Sinem Hoca. Hayatımda görmüş olduğum birçok kadından daha kadınsı. Ama bu kötü anlamda kadınsı değil yani Burak Hoca. Hani öyle bir yere geliyorsun ki, hani yin yang var ya, Shiva Shakti ya da hani karanlık ve aydınlık, kadın ve erkek, ay ve güneş, bunların hepsi hani bizi tamamlayan şeyler ve ikisi bir arada olduğunda sen mükemmel olabiliyorsun. Yani dibine kadar kadın olmak, dibine kadar erkek olmak seni maalesef yarım bırakan bir şey. O yüzden hani mesela Çetin Hoca'dan örnek vereceğim. Çünkü yani şöyle bir şey. Dışarıdan bir gözle baktığında ve Çetin'i tanımadığında ne kadar güzel, ne kadar yakışıklı bir erkek diye ilk etapta geliyor insanlar. Sonra videolarına baktığında of, burada çok kadınsı diyor. Sonra sohbetine gittiğinde kadın ve erkek ayrımı yok oluyor. Çünkü seni anlattıkları öyle bir yere getiriyor ki karşında sen kadın ve erkeği görmüyorsun. Karşında mükemmel bir ruh görüyorsun. Gerçekten hani bütün sıfatlardan, bütün cinsiyetlerden, bütün ayrımlardan, bütün o etrafımızda bize yüklenen ne varsa her şeyden ayrılmış ve sıyrılmış bir şekilde saf, yalın bir şey görüyorsun sen orada. Ve o zaman ne demek istediğini anlıyorsun. Yani burada aslında evet, ya maalesef çok 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 yolumuz var. Ama ne kadar daha dünya döner, ne zaman tamamlayıp ne zaman yakalayabiliriz o normali bilmiyorum ama hani kültürel olarak mesela biz bazı şeylerde çok çok eksiyiz. Yani bir defa hiç birbirimize, belki çok çok eskiden öyleydik ama hani Türk milleti işte birbirine bağlıdır, misafirperverdir, şöyledir, böyledir. Yok arkadaşlar, yok yok öyle bir şey. Biz topraklanamayan, yani köklerine sahip çıkamayan bir milletiz. Yani belki dünyadaki birçok topluluk böyle. Bu aslında beraberinde bir sürü eksikliği de getiriyor. Yani o kadar, yani nasıl söyleyeyim size, bahtsız bir tavuk gibiyiz ya. Hani ne yaptığımız belli değil. Doğu da var, batı da var, o da var, bu da var, şu da var. Evet, bunlar çok güzel. Bizim zenginliğimiz, bizim için harika şeyler. Ama onları biz nasıl kullanıyoruz? Onları biz kullanmıyoruz. Onları biz o anki doğrumuz neyse onu alıyoruz. 100 yıl boyunca onunla yaşıyoruz. Yani mesela, yani kınamak için ya da yermek için söylemiyorum. Bu arada yeni gelen arkadaşım, ismini göremiyorum. Teknik bir sıkıntı var. Çok özür dilerim. Yani bir merhaba, bir hay, bir şey söylersen ismini görüp zikredebileyim diye söylüyorum. Tekrardan hoş geldin. Mesela işte şey diyoruz. İşte erkekler bunu yapmaz. Aslan oğlum, işte kızlar bunu giymez. Ya ben anneannemin bana uçurtma uçuruyorum diye erkek gibi sen sokakta koşamazsın dediğini biliyorum. Ve 6 yaşında falanım. Bu köyde bana bunu söyledi ve uçurtma uçuruyorum. Erkek gibi, kadın gibi, kız gibi. Ne dedi bana dedim ya. Anlamadım çünkü. Yok, beynimde öyle bir kalıp yok. Ama hani o anneanne, babaanne ya da o köken böyle olduğu için sana merhaba Ertuğ. Hoş geldin. Sana bunu empoze ediyor ve ister istemez işte kadınlar daha farklı, erkekler daha farklı oluyor. Ya da mesela biseksüeller, LGBT, hani kimileri bir o kadar hani candan onu kucaklarken kimileri de bir o kadar düşman gibi davranıyor. Aslında hepsinin bizden olduğunu, hepsinin bizim tezahürümüz olduğunu, yani yansımamız olduğunu, hepsinde onlardan bir şey bulabildiğimizi görmemiz gerekiyor. Ne? Su içemiyorum tatlım. Oruçluyum. Maalesef. Ya sesim gidiyor mu? Ben iyi hissediyorum ama oraya ne geliyor bilmiyorum. Birazcık sesim gitti de işte yaklaşık 15 dakikadan beri falan yok. Teknik sıkıntılar bende de oluyor. Yeni başladığın için anlıyorum. Evet, benim de zaten
kaç? 3-4. 3 ya da 4. yayınım. Bir önceki yayınları da zaten kaydetmiştim. Bugün olanları da kaydedeceğim. Hiç sorun değil Brahman. Bu arada mesela şeyi de konuşabiliriz. Yoga yaparken oruç tutulur mu? Çok komik olabilir ama. Şöyle bir şey. Ben ne zaman oruç tutsam benim pratiğim hani uçuyor. Yani ben böyle bir şey görmedim. Handstand'de istediğim kadar kalabiliyorum. Bakarsan pozu var. Sadece kollarınla bütün bedenini taşıdığın bir poz. Dizlerin, kollarının arkasından. Onunla dakikalarca kalabiliyorum ve şaşırıyorum. Allah'ım diyorum, nasıl oluyor bu? Mesela dün yapmış olduğum pratikte yaklaşık bir saat sürmedi. 40-45 dakika falan sürdüm. İlk 10 dakikadan sonra zaten su gibi ter içindeydim. Normalde bu enerji, bu kuvvet kesinlikle olmuyor. Neden oruçluyken ya da neden Ramazan ayında ya da bilmiyorum işte ritüellerde, bunlar bir ritüel. Ritüellerde daha güçleniyoruz. Çünkü ben bedenime aslında şu an sadece enerji sokuyorum. Sadece nefes alıyorum ve sadece veriyorum. Gıda, işte su, neyse. Aslında onlara bile ihtiyacımız yok. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. YouTube'a atıyorsun podcastlerini. Aa, okey. Çok güzel. Benim de bu arada YouTube'da bir kanalım var. Yaklaşık 3-4 yıldan beri. Sürekli iş hayatında olduğum için hani bir yayın var, bir yayın yok. Hatta linki aşağıda olması gerekiyor. Oradan kanalıma gidip abone de olabilirsiniz. Ya da Instagram sayfama gidebilirsiniz. Oradan da gene iletişimimizi sağlayabiliriz. Bu arada soruyu sordum da duyamadın mı? Hem 24 yaşındasın ve esneklik kazanabilir misin? Ben 28 yaşında başladım. 28-29 yaşında başladım. Ve 30 yaşındayım. Esnekliğin bir yaşı yok. Sadece pratiklerin devamlılığı çok önemli. Kesinlikle kazanabilirsin ve sen daha 24 yaşındasın yani. Hani tazeciksin, tazeciyiz. Tabii ki yapabilirsin. Tabii ki ilk denemede ya da ilk bir ayda yapabilen de var, yapamayan da var bu arada. Mesela ben geçtiğimiz yaz 2 ay boyunca Caddebostan'da Elif diye bir arkadaşımla ücretsiz sabahları yoga dersi veriyorduk ve çok keyifli oluyordu. Böyle bir sürü tanımadığım insan geliyor, sabahları işte spor yapıyoruz, açılıyoruz, yogamızı yapıyoruz falan. Kız hayatında ilk defa yapmış mesela yogayı. O an işte Instagram'daki benim postumdan görmüş. Ve denemek için ve ücretsiz olduğu için gelmiş derse çok ilginç bir şekilde benim yapamadığım pozları yapıyor. Çünkü bu beden esnekliği tamamen değişken bir şey. Ve normalde yapmış olduğun işte senin kendi günlük ritüellerin, hiçbir şey yapmasan bile senin genetiğin, DNA'n hani herkesin çok farklı. O yüzden hani ben yapar mıyım, yapamaz mıyım diye kesinlikle düşünme. Eğer yapamıyorsan da ilk denemende bu arada kafanın ayağına gelmesini falan bekleme. Mümkün değil. Yani olabilir ama mümkün genelde olmuyor. Yani bende olmamıştı. Ama atıyorum 3 ay, 4 ay gerçekten bir yarım saatini verip pratiğini yaptığında sonundaki o meyveleri yiyeceksin ve gerçekten çok güzel olacak. İnan, öyle söyleyeyim sana. Bir plane bu arada hoş geldin demiş miydin hatırlamıyorum ama hoş geldin diyorum. Bu arada son senin yazdığını okuyup bir dakika bir defa ara verip hemen geliyorum. Ben 19 yaşındayım ve belli bir esnekliğe sahibim. Çok pardon. Ama o noktada kaldı. Aslında o noktada kalmamıştır. Şöyle yaptığın pratiği hep aynı seviyede yapıyorsan eğer kendine bir şey katmıyorsun ve bedeninin senin için hazırlamış olduğu rahat alanda hareket ediyorsun. Başka bir şey yapmıyorsun. Eğer mesela atıyorum bedenini başına doğru eğdiğinde eğer komple uzanabiliyorsan bu sefer ayağına değil de göğsünü yere değdirmeye çalış. O zaman hani gerçekten yapabiliyor musun, yapamıyor musun görmüş olursun. Vesaire vesaire. Büş diyebilirsin kısaca. Büşra Hanım, hoş geldin Büşra tekrardan. Enerjini çok sevdim.
Arada uğrarım. Arada beklerim. Çok sevinirim. 1 dakika içinde geliyorum. Bu arada tam 1 saat oldu. Devam edelim mi? Etmeyelim mi? Onun da ikilemindeyim. Bir dakikalık ara verelim. Bir 10-15 dakika daha devam edelim. Ondan sonra yayını kapatalım. Geldim tekrardan. Bir şey söyleyeceğim. Ya neden yayını kapatalım mı bir 15-20 dakika sonra diyoruz biliyor musunuz? Çünkü hani saat 6'yı geçiyor. Hani bir 20 dakika daha yapsak 6.30 olacak neredeyse. Hani iftar için hazırlık yapanlar belki vardır aralarınızda. O yüzden aklımıza geldi. Hani kapatalım mı kapatmayalım mı istiyorsanız yazın. Ona göre devam ederiz. Ama kapatsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü hani gün sonu insanlar annesine falan da belki yardım ediyordur. Etmiyorsanız edin ablanıza, annenize, babanıza, kim yapıyorsa yemekleri. Şimdi yazdıklarınızı okuyacağım. Duro taktikleri alırız daha demiş. Benim de soyadım Polat. Aa, Büşra Polat mı? Çok iyiymiş ya. Çok güzelmiş. Ona göre siz karar verin. Yani şöyle bir şey. Ben genelde zaten acıkmıyorum oruçluyken. Şu an çok fazla konuştuğum için sadece bir sesim gidiyor. O da normalde olan bir şey değil. Şaşkınım. Çok konuştum galiba. Nereye ya demiş. Ben de kaçıyorum zaten. Kendine iyi bak. Memnun oldum. Görüşmek üzere. Tekrar bekleriz. Union'u ben görmemiştim seni. Hoş geldin. Tamam, buradayız galiba. Yani ben okeyim. Ama dediğim gibi eğer hani iftar için bir şeyler hazırlamak zorunda olan insanlar varsa okey tamam. Hani böyle böyle deyip yeni ara verebiliriz. Sorun değil. Onun için yani söylemiştik. Şu an tam 18-10 20 dakikayı bitirelim. Buçukta bitirelim arkadaşlar, tamam mı? Çünkü hani tam kararında olsun. Çünkü 1,5 saat falan olacak neredeyse. Bu arada yayının tekrarı da olacak. Esnekliği denemek için bir şey söylemiştin. Tam duyamadım onu. Burada drop mu var? Arkadaşlar drop var mı? Ne olursunuz yazın. 100 dolar mı saati psikologla? Çok pahalı. Var mı? Drop varmış. Evet, rejim uyarıyor beni. Galiba drop var diye. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten. Hoş geldin. Ayla Türk 21. Ben de oruçluyken acıkmıyorum. Acıkmadan önce bir şeyler yiyorum çünkü. Peki. Şey diyecektim. Ya bu drop'tan gerçekten ben ve Koray'dan çeken kadar başka kimse çektiğini bilmiyorum. Koray bu arada benim eşim, kocam. Bu internete bağlanana kadar yani resmen 1 yıl boyunca, hatta 1,5 yıl boyunca sürekli böyle yayınla alakalı sıkıntılar yaşadık. Koray deniyor, olmuyor, şöyle yapıyoruz, olmuyor falan filan. En son lanet edip interneti komple kapatmayı falan düşünüp başka bir şey yaparken ADSL değil, VDSL olduğunu, onun daha farklı özellikleri olduğunu falan filan söylediler. Ona geçtik. Zaten dediler ki sizin zaten altyapınız buna uygun. Biz boşu boşuna yapmamışız yayını. Böyle saçma sapan, sinir bozucu şeyler. Bir de hala yayın yaparken drop var hani olduğunu görünce bir sinirleniyorum açıkçası. Şu hızlıca yazdıklarınızı bakacağım. Ya ben sürekli ne karışıyor gibi görünmek istemiyorum. Hayır, yayına katıl tabii ki, olur mu öyle şey? Sanki biraz geç geliyormuş ama eğer yayın akıyorsa umarım sizin için de sıkıntı değildir. Minnacık bir tavsiye daha vereyim. 770 yerine 400 ayarlı istersen bazı izleyicilerin internet yetmediği için izlemiyor, çıkıyor olabilirler. Tamam, okey olabilir.
Enişte selam demiş birisi. Ha, Gamrice demiş. Hoş geldin. Büyük ihtimal telefonda yapıyor. Biraz zor olabilir. Yo, telefonla da yapıyoruz. Bilgisayarda da yapıyoruz ama biz bir türlü bu işi otursana kadar gerçekten böyle 40 dereden 40 su falan getirdik. Ha, şey de değildik yani, böyle yapalım değildi yani. İnsan böyle olmayınca üzerine gider ve inada biner ya. Öyle bir durum söz konusu. Neyse, özür dilerim, tekrardan drop var. Ne telefonun da ayarları var hocam, o yüzden söyledim. Bir öneri, teşekkür ederim. Bilmiyorum ayar olduğunu ama nasıl yapacağını bilmiyorum. İnternetin hızından çekmeyi düşünüyorum. Drop olur mu diye korkuyorum. Yani şöyle bir şey, drop olur mu diye yani dene. Bir 15-20 dakika boyunca ya da yarım saat boyunca dene. Eğer drop varsa çek. Başka bir yolu yok çünkü. Bu arada o konudan o kadar çok koptuk ki gerçekten şu an en son ne dediğimi hatırlamıyorum. Ama sizinle konuşmak gerçekten böyle iyi geldi. Teşekkür ederim. Desteğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. En son şey dedik. Yanlış eğer hatırlamıyorsam. Yok canım, ne alakası var. Konuşayım diye açtım. Brahmancım olur mu öyle şey? Yalnız böyle Brahman'a da hani Brahmancım falan çekmek. Peki. Değil mi? Daldan dala bir anda atlayabiliyorsun. Şey dedim. Esnekliğini ölçmek için ya da kendini denemek için hani hangi hareketleri yapıyorsun bilmiyorum ama atıyorum başını ayaklarına, dizine değdirebiliyorsan eğer, bacaklarını birazcık aralayıp göğsünü yere değdirmeye çalış. Hani hep bir tık ilerisine git. Eğer mesela ellerin ayaklarını tutabiliyorsan bacağının altına bir destek al. Aradaki mesafeyi ayarla, uzat. Okey. Duydun mu? Heh, aynen. Onu dene. Şu an drop var mı diye hani sürekli böyle bakıyorum, yazın söylediklerimi duyuyor musunuz diye, de kusura bakmayın. O yüzden böyle bir tekledim. Bunu dene. Hani bilmiyorum ne yapıyorsun. Hanuman yani şipagat yapabiliyorsan eğer, ayağının altına gene bir yükselti al. Eğer mesela ayakların arkadan gidip başın ayağına değiyorsa ayağını değil ayak bileğini yakalamaya çalış. Hani hep bir ileri seviyesini sen kendi bedenine göre yorumla. Kendi bedenine göre bul. Aynen yani, deneyin, kesinlikle deneyin. Yani şöyle bir şey, benim kanalımda da var bu arada. Çetin Hoca'nın kanalında var. Çetin Çetintaş. Başlangıç yoga serileri var. Bir sürü. Yaklaşık böyle 4 yıldan beri falan sanırım o da YouTube'da içerik üretiyor. Sırf başlangıçlar için, ileri seviyeler için vesaire. Onlara bakabilirsiniz. Çok işinize yarar. Oturup ağlama hissi de gelebilir içinizden. Pratik yaparken kendinizi sakın kötü hissetmeyin. Zihniniz sürekli işte ne bileyim dizime değiyor kafam. Çok güzel. O zaman yere değdirmeye çalışacaksınız lan. Yok ama şöyle bir şey. Orada hani dayanmazdan ziyade mesela şey yapabilirsin. Hani değiyor ve başını mı kaldırıyorsun? Orada kalabiliyor musun? Onu da ölçebilirsin. Orada mesela 3 dakika kalmaya çalış. Sadece nefesinde kal. Pratiğinde kalmaya çalış. Oraya odaklan ve orada kalmaya çalış. Zaten esnekliğini böyle 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 arttıracaksın. Yin yoga zaten. Bu da diğer bir konumuz. Ben kapatıyorum izninizle. Çünkü gerçekten drop var diye hani yayının kalitesi düşsün istemiyorum. Muhtemelen yarın öğleden sonra tekrar yayın açacağım. O da muhtemelen gene, sürekli muhtemelen diyorum ama 1,5-2 saat aralığında olur. Gene beraber sohbet ederiz. Gene konumuz bunlar olur ama konunun başlığını tek bir yerde tutamıyoruz. Gördüğünüz gibi daldan dala gidiyor. O zaman bana destek olmak isterseniz dediğim gibi hani abone olabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Instagram'dan ve YouTube'dan da kanallarıma abone olursanız çok sevinirim. Sizi öpüyorum, çok teşekkür ederim. Geleceğim, yarın geleceğim, tamam, gerçekten. Teşekkürler yayın için. Beklemedeyiz sonraki yayın için.
Yarın öğleden sonra açacağım. Muhtemelen çok yüksek ihtimal 1-1.5 gibi falan açarım. Bu saatleri bırakmak istemiyorum çünkü insanlar hazırlık falan yapacak diye aklıma sonradan gelmesin. Teşekkür ederim. Size de hayırlı iftarlar. Çok sağ olun. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.